Aminler hakkında birçok video hazırladık. Ancak en eğlenceli kısmı söylemeyi unutmuşum. Aminler genelde kötü kokarlar. Bunu yazalım. Aminler genelde kötü kokarlar. Şöyle bir şekil çizersem belki koktukları anlaşılır. Genelde gaz halindeyken amonyak gibi kokarlar. Bu çok güçlü bir kokudur. Sıvı haldeykense balık gibi kokarlar. Hatta ölü balık gibi. Yazalım. Balık gibi kokarlar. Özellikle trimetil amine bakarsak. Çizelim. H3C ve burada bir azotumuz var. Şuralarda da CH3'ler var. Ortaklanmamış elektron çiftini de çizelim. İşte balıklara kokusunu veren trimetil amin. Balık kokusu yazıyorum. Bu konuyu açtım çünkü bu videoda sizi yeni bir molekülle tanıştıracağım. Aldehitten bahsediyorum. Ayrıca aldehitlerin kokularını kıyaslamak istiyorum. Bazı küçük aldehitlerin, özellikle formaldehitin güçlü bir kokusu vardır. Daha sonra bu molekülün aldehit olmasının sebebini açıklayacağım. Evet, burada gördüğünüz formaldehit ve bu da onun yaygın adı. Muhtemelen bunu daha önce koruyucu madde olarak kullanılırken gördünüz. Örneğin biyoloji dersinde çözelti içinde bir ölü kurbağa gördüyseniz o çözelti büyük ihtimalle formaldehit'tir. Bunu yazalım. Formaldehit Tekrar söyleyelim. Bu yaygın adıdır. Biraz sonra size böyle şeyleri sistematik olarak nasıl adlandıracağımızı öğreteceğim. Ancak daha büyük aldehitler epey hoş hatta çiçek gibi kokarlar. Benzen türevlerini işlerken gördüğümüz benzaldehit gibi. Bu madde benzaldehittir. Ve şu moleküle bakalım. Birazdan çizeceğim. Burada bir benzen halkası var. 1, 2, 3 karbonu var ve son karbonu oksijene çift bağlı. Burada bir hidrojen var. Burada da bir çift bağ var ve adı sinamaldehit. Sinemaldeit tarçın gibi kokar. Daha doğrusu tarçına kokusunu veren bu moleküldür. Ancak sinamaldehitin aşırı miktarlarda alınması zehirlenmeye yol açabilir. Demek ki büyük aldehitler güzel, hoş, tatlı, çiçek kokulu olurlar. Küçük aldehitlerse keskin kokuludurlar. Eğer biyoloji dersindeki o meşhur kavanozu açar ve koklarsanız pek hoş bir kokuyla karşılaşmazsınız. Evet, kokulardan yeterince bahsettik. Artık aldehiti, aldehit yapan şeylerden bahsedelim. Burada belirli bir örüntü dikkatinizi çekebilir. Çizdiğim tüm aldehitlerde oksijene çift bağlı bir karbon var. İşte burada da ve hatta burada da durum aynı. Burada gördüğünüz bu kısmı tekrar tekrar göreceğiz. Buna karbonil grubu diyoruz. Buradaki de aynı şekilde karbonil grubudur. Hatta burada da görebilirsiniz. Ancak sadece bu kısım aldehitlere ayırt etmeye yetmez. Bu kısmı başka tür moleküllerde de göreceksiniz. Buraya yazalım. Karbonil. Aldehitlere ayırt etmeye yarayan kısım karbonildeki karbona bağlı olan hidrojendir. Bu arada şuradaki benzaldehite hidrojen çizmeyi unutmuşum. Burada bir hidrojenimiz var. Aşağıda da aynısı olacak. Genel olarak bir aldehit nasıl bir şeye benzer? Onu çizelim. Bir karbonil grubumuz vardır. Bir hidrojenimiz ve başka bir tür karbon zincirimiz vardır. Burada gördüğünüz olası en basit aldehit'tir. Ve bu zincir de aslında başka bir hidrojenden başka bir şey değil. Evet. Burada gördükleriniz bu moleküllerin yaygın adları formaldehit, benzaldehit ve sinamaldehit çoğu insanın kullandığı adlar. Bir tane daha gösterelim. Bu çok önemli bir örnek. Biraz aşağı çizelim. Yerimiz kalmadı. Örneğimiz şöyle. Buraya bir CH3 ve bir de hidrojen bağlayalım. Bunun adı asetaldehit. Size bunları özellikle göstermek istedim. Çünkü bu adlar normalde bu moleküller için kullanılan yaygın adlar. Ancak bir de bunları adlandırmak için sistematik bir yol var. Yani IUPAC adlandırma sistemi. Bunun için en uzun karbon zincirine bakıyoruz. Numaralandırmaya karbonil grubuna bağlı olan karbondan başlıyoruz. Bu karbon her zaman karbon zincirinin sonunda olacaktır. Çünkü her zaman hidrojene bağlı olacaktır. Bu da bir aldehittir. Burada bir karbonil grubu var ve bir ucunda hidrojen var. Böyle. Evet, sistematik yolda yani iupak en uzun karbon zincirine bakıyoruz. Burada sadece bir karbon var. O zaman buna metanal diyoruz. Dikkat edin metanol değil. Metanol demek OH grubu var demektir. Ama bizim bir çift bağımız ve bir hidrojenimiz var. Çift bağımız karbon zincirinin sonunda. Yani bu bir aldehit. Sistematik adı metanol değil metanal. Bu bir metanal sinemaldehit ve benzaldehiti yazmayacağım. Çünkü bunlar molekülleri belirtmek için kullanılabilecek tek isimler. Formaldehite bile kimse aslında metanal demez. Ama işte iupak adı böyle. Ve asetaldehite geçelim. Sistematik ad için en uzun karbon zincirine bakıyoruz. İki karbon var. O zaman etanal. Evet, etanal. Bunlardan birkaç tane daha yapalım. Sistematik adlandırmayı yani iupakı düzgünce anladığınızdan emin olalım. Genelde uzun bir karbon zinciri varsa sistematik adlandırma kullanılır. Peki bu şeyi nasıl adlandırırız? Bu çok bariz bir şekilde aldehit. Bir karbonil grubu, bir hidrojen ve 1, 2, 3 karbon var. 3 karbon varsa başına prop öneki gelir. O zaman propanaldir. Bu arada bunun diğer adı propional aldehit. Biraz daha karmaşık bir örnek yapalım. Şöyle bir şey mesela. Bunu nasıl adlandırırız? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbonumuz var. O halde penta diye başlıyoruz. Bu bir aldehit olduğu için de pentanal diyeceğiz. Numaralandırmaya her zaman karbonil gruba bağlı karbondan başladığımızı varsayabilirsiniz. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Ve ikinci karbona bağlı bir metil grubu var. O zaman bu kısım 2 metil. Demek ki molekülümüzün tam adı 2 metil pentanal.